Merhaba arkadaşlar Bahar Taş sarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde el yapımı çiçeklerin yapılışını göstereceğim. Bunları hangi malzemeyle nasıl hazırlıyorum? Şimdi onları göstereceğim size ve bu aksesuara daha sonra o yaptığım çiçekleri monte edeceğim. Bu şekilde bir UV dip reçine kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle açayım kısmını kullandığım için azaldı şu an. Böyle beyaz rengini kullanacağım bugün. Ve bir tane kurutucumuz var arkadaşlar. Şimdi onu açayım. Bu şekilde e, mor ışıklı bir kurutucumuz var. Ben çiçeklerimi hazırladım ve bu şekilde yapraklar da hazırladım küçük küçük. Şimdi bunları reçinemize batırıp makinamızda kurutacağız. Bakın bu şekilde Ben böyle bir sünger kullanıyorum ve süngerle süngere batırıp makinenin içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir yandan da yapmaya devam ediyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Normalde reçineyi bu kadar makineye yakın tutmadan çalışıyorum. Çünkü ışığın etkisiyle içerisindeki madde zarar görebilir, hani donabilir hemen diye. Ama görmeniz açısından bugün bu şekilde yaptım. Biraz daha mesafeyi koruyarak yapabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde süngerime batırıp makinenin içerisine bırakıyorum. Böyle çiçeklerimiz de var. Şimdi bu çiçeği de bu şekilde batırıyorum. kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Ben şimdi tüm bu çiçekleri, yaprakları hazırlayayım. Daha sonra hazırlamış olduğum tarak tokada nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim. Bunları ben daha sonra devam edeyim. Sadece şunlar nasıl kurudu hemen onu göstereyim size. Bakın ilk yaptıklarımız şöyle hafifçe Dokunuyorum. Henüz daha yapışkanlığı gitmemiş arkadaşlar. şu bir, bir iki dakika içerisinde durduğu zaman makinanın o yapışkanlık gidecek ve sertleşecek hemen. Ee, şimdi onların donmasını bekleyeceğim ve daha sonra da renklendirme kısmına geçeceğim. Renklendirmeyi de oje ile yapıyoruz arkadaşlar. Ee, buna uygun renkte bir oje ile daha sonra yaprakları boyayıp e, aksesuara monte edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi oje ile renklendirme kısmını yapacağız. Elimizdeki ojeler tam olarak bu tonda değil. O yüzden şimdi onun tonunu ayarlamak için böyle küçük bir kapak kullanacağım. Bunu şu iki yeşili karıştırarak rengi tutturmayı hedefliyorum. Umarım bunu başaracağız. Biraz da içerisine beyaz katacağım arkadaşlar. Bu renkler koyu çünkü. Elimizdeki yeşil oldukça açık bir yeşil. Şimdi buna biraz beyaz katıp karıştıracağım. Ve nasıl bir renk elde ettik bir kontrol edeceğiz. Şimdi herhangi bir yeşilin fırçasını kullanacağım burada. Karıştırıyorum. Tam tonunu tutturmamız zaten oldukça zor arkadaşlar. Ama mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacağım. Renk oldukça açıldı. Şimdi şurada denemiştim daha önce. Kağıtta. Evet. Evet bakın bu tonu ışıktan dolayı görülüyor mu bilmiyorum e, oldukça yakın oldu şimdi bir deneyelim bir tane yaprağımızı boyayalım bu arada e, ikinci etapta yaptığım yapraklar ve çiçekleri de kurmaya bıraktım şimdi hem altını hem üstünü bu şekilde boyuyorum e, hızlı olmam lazım burada arkadaşlar çünkü açık bıraktık şeyi şişenin ağzını boyamızı da dışarıda bıraktık bakın bu şekilde çok uyumlu oldu rengi gerçekten şimdi diğerlerini buradan alayım ışığımı da kapatıyorum yaptıklarımı yine bu süngere batıracağım diğerlerini şöyle alayım ve hızlıca Boyuyorum arkadaşlar. Yaprakları ve çiçekleri renklendireceğim. Daha sonra bunlar kuruduğunda e, aksesuarımızın üzerine bunları monte edeceğiz. Hem altını hem de üst kısmını boyuyorum. Ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Bunun için makine kullanmamıza gerek yok. Zaten oje hemen kuruyor arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini bir boyayayım. Ondan sonra kuruduktan sonra aksesuarımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar yapraklar ve çiçekler kurudu. Şimdi bunları birleştireceğiz ve yapraklarla dallarımızı oluşturacağız her iki taraf için. İkiye böldüm onları. Şöyle en küçük olanla başlayıp küçükten büyüğe doğru giderek birleştirmesini yapacağım şimdi. Bakın şu en küçük olanı aldım. En uçta kalacak şekilde diğer yaprağımızı da bu şekilde bükerek birleştiriyorum. Burada pense kullanabiliriz. Pense yardımıyla bükmeye devam ediyorum. Ve 2 tane daha yaprağım var. Onları da şimdi ilave edeceğim. bir tık daha kuruyabilirmiş arkadaşlar. Zarar vermek istemiyorum. Tam kurumamış çünkü yapraklar. Ben şimdi şunu gösterip biraz daha beklemek istiyorum. İyice kurusun. Evet şu yaprağımı da bu dalıma ilave ettikten sonra Bir taneyi hazırlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu şu uç kısmına yerleştireceğim. Diğerini de öbür tarafına yerleştireceğim ama şimdi biraz daha kurusunlar. O arada ben şu dalımın ortasına gelecek şekilde birkaç tane inci yerleştirmek istiyorum. Hemen bir parça tel kesiyorum arkadaşlar. Bu teli biraz uzun bırakalım. Daha sonrasında bunu monte etmek için de kullanırız. Şimdi telimi keseyim. Bu incilerimden önce ufak olan incimle başlayayım. Şöyle bir tane daha koyalım. Şimdi alt kısımda da şu büyük olan incimden kullanacağım. Küçük olan 4 numara, büyük olan da 5 numara ince arkadaşlar. Şimdi bunu hazırladıktan sonra hem bu dalımla birlikte bunu monte edebilirim artık. Ama biraz daha şöyle kurumasını bekleyeyim. Bu şekilde ben arkadaşlar bakın e, tomurcuklar hazırladım. E, bu tomurcuklarımızı da çiçeklerimizin ortasına yerleştireceğiz. Şimdi 2 dakika daha iyice kurumasını bekleyeyim. Ondan sonra yapalım. Ve şimdi dallarımızı monte ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde iyice orta kısmı elimle şöyle bastırayım. Ve ucundaki telle sararak Buraya tutturalım. Şimdi iyice sarıyorum. Uç kısma doğru gidiyorum. Evet bakın bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi bu telimi keseceğim. Şuraya dolayabilirim bunu. Evet bu şekilde bu tarafını bitirdik arkadaşlar diğer tarafını da hemen yapalım bakın buraya da böyle koyacağım e, ve saracağım bunu şimdi bir de çiçeklerin nasıl yapıldığını göstereyim Arkadaşlar bu tomurcukları buraya <laughs> monte edeceğiz altındaki şu fazla olan teli keseceğim çok dibinden kesmiyorum biraz mesafe bırakıyorum bunu böyle geriye doğru kıvırıyorum Ve bu tomurcukların telini uzun bırakmıştım. Şimdi onu bu şekilde tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum ve bu şekilde bükerek. Şimdi bu uzun olan Telimle bunu buraya monte edebilirim arkadaşlar. Dört tane çiçeğimiz var. Şimdi bu dört tane çiçeği de ben hazırlayayım ve bu şekilde boşlukları kapatacak şekilde yerleştireceğim arkadaşlar ve bitmiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, el yapımı çiçeklerin nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.